üçgen sorusu yapacağız aslında arkadaşlar burada. Çünkü dik yamuk ama bakın ne kadar çok 90 derece var. Alfa, beta, alfa, beta. Bundan sonra 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi 90'ın karşısı küçük üçgende 5. Şu büyük üçgende 90'ın karşısı B, C, 25. Benzerlik oranı 1 bölü 5. Böylece beta'nın karşısı küçükte 3, büyükte x cevabımız 15 A şıkkı yamukta arkadaşlar biliyorsunuz böyle C'den indiriyoruz. Hatta bunu bazen isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle yapayım bakın. Burası 9 olduğu için CP'ye 5 kalır. 5 12 13 üçgeninden 12 olur. Karşılık kenarlar 12 oldu. 9 12 15 üçgeninden D şıkkı geldi. Kenar yamukta sağdan ve soldan indirdiğimiz dikler eşit biliyorsunuz. Haliyle burada şöyle bir dik çekersek Burası 3. Buraya 8 kalır. Buradan da bir indirirsek sol ve sağ parçalar eşit. Bu yüzden 8. Burası da 7 oldu. Toplamda 15 geldi C şıkkı. Ama sorularında bazen katlayın bazen katlanmış şekli geri açın arkadaşlar. Burada hangisinden yaparsanız sorun değil. Katlaması da kolay bu soruda. 15. Katladığımızda uzunluk değişmez. Bakın böyle C üstü demiş. DC üstü ile DC eşittir. Yine lazım olursa CB ile de BC üssü eşittir. Açı ortay burası alfa ise burası da alfadır. Yine işte bak bu soruda bu da çok önemli. D noktası açı ortay oldu ya DB. Z'den dolayı bu bizim için ikiz kenarı getiriyor. O yüzden arkadaşlar 15, 12, 27 AB'nin de 27 olduğunu göreceğiz. Bakın yamukta göstereyim. Sonuç olarak şöyle bir açı ortay varsa Burada mecburen Z'den dolayı ikiz kenar vardır. Onu es geçmeyin bakın çok önemli bizim için. Haliyle arkadaşlar bir de soruda bir bilgi vermiş. ABC açısı CBD'nin 3 katı diye. O zaman 3 alfa olması lazım tüm açının. Buraya kaldı alfa. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama burada bir açı ortaya geldi gördünüz mü? Haliyle 27'nin x'e oranı 12'nin 15'e oranı. Şimdi 3'e böl 4, 3'e böl 5. Böylece 135 bölü 4 oldu. X B şıkkı. Yamukta orta noktada aslında bir orta taban çekeriz normalde böyle ama burada şu daha çok dikkatimi çekti. Onu deneyeceğiz önce. Bakın DF ile AF birbirine eşittir. Tabana inendik. Tabanı ikiye bölüyorsa ikizkenar üçgendir. Muhteşem üçgen burası 90'dır. Özellikle deneyeceğiz dedim. Bak kendiniz de bazen e, soruları yaparken bir anda doğru cevap bulacaksınız diye bir şey yok. E'den paralel çekersin gelmez o zaman bu çok önemli deyip bunu yaparsın. Ben daha önemli gördüğüm için önce bununla başladım. Bak alfa, beta, dik V'lerde alfa beta yapın diyorum hep. Alfa beta 90 oldu böylece. Ve eş üçgenler geldiler çünkü hem açılar aynı hem de 90'ların karşısı aynı. Demek ki alfanın karşısı burada 4 ise AB'de de 4. Haliyle arkadaşlar 2 kök 5, 2 kök 5, burası 2. Bizden AD'yi istiyor. Şöyle bir dik yamuk artık tamamlayalım. Burası 2, burası 6. İndir diki. Burası 2, burası 2. 6. Pisagor 36 4 daha 40. 2 kök 10 oldu A şıkkı. Evet, orta nokta verildiği için bence şöyle bir çekelim. Neden E'den BC'ye doğru çekmedim? Çünkü burada şunu yapacağım. Böyle indirince zaten DH da 8 olur. Bunun yarısı olan EP dersem burası da orta tabandan 4 gelir. Bu arada 3 olduğu için şu HF'ye 1 kalır. Sonra arkadaşlar ee, artık şu AF 11 olduğu için AH a da 10 olur. 5 5 yapar orta taban APP H çünkü. Şöyle eşitliği de göstereyim bakın. Bundan sonra bizden ne istiyordu? X'i istiyor. Bak şöyle bir Pisagor 4 6 2 kök 13, 16, 36 daha çünkü. 52 yapıyor, D şıkkı geliyor. Burada aslında şu alfa alfa işte BB dersek tam şuradan böyle bir paralel çektiğinizde Z'den dolayı alfa, Z'den dolayı B bakın bunlar birbirine eşit. TA ile TE yine bunlar birbirine eşit. TD ile TE gördüğünüz gibi T orta noktaysa E'de orta nokta DE 6 ise e, de 6 olur. Şimdi e, burada artık şunu söyleyebiliriz. 6, 6 bakın orayı gördük. 4 ile ilgili bir de şuraya x bölü 2 diyelim. x bölü 2, x bölü 2. Sonra ben bir de burada benzerlik yapmak istiyorum. Bakın şimdi burası 90 ya 2 alfa 2 beta'dan. Sonra alfa burası mecburen B. Burası da mecburen alfa. Şu iki üçgen benzer. Birisinde alfanın gördüğü 4, öbüründe alfanın gördüğü 6. B'nin gördüğü 6, buraya da y dersek 9 olur. Artık bundan sonra y artı 4. Yani 9 artı 4 bölü 2. Orta tabandan x bölü 2. x 13 oldu c şıkkı. Biraz orantısız olacak ama idare edin. ad'yi birleştirirsek şöyle b, c ile. Bunu niye yapıyorum? Buradaki a... 2A'dan dolayı o zaman orta tabandır DC çünkü orta taban 1/2 olur ve C'nin orta nokta olduğunu söyler. Lazım değil ama D'nin de orta nokta olduğunu söyler. Şimdi biraz dedim yani orantısız. Bakın PC ile CB eşit. Bir tabana inendik. Tabana 2'ye bölüyorsa bu ikizkenar üçgendir. P açısı da x olur. Şuradaki EP ile buradaki EB birbirine eşit olur. Artık 2 iç bir dış yapacağız değil mi? PEB üçgeninde 2x 118 x 59. 2 iç bir dışı lütfen önemseyin. Yani şunu yapmayın. A 118 burası o zaman 62. 62 artı 2x eşittir 180. Yine aynı yere geliyor. Bir de 2 iç bir dışı sorularda kullanıyoruz. E şıkkı. 2 alfa 2 beta 180 alfa beta 90 diyelim böyle alfa alfa beta beta. Şimdi bak bir de burada aslında E orta noktadır. Şöyle paralel çektiğinizde şöyle bakın alfa yönde e, Z'den dolayı burası eşit olur O, D, O, E'ye. Zaten yine burası beta olur. Bu da eşit olur arkadaşlar. Haliyle 3, 3, 3 yapar. E noktası da orta nokta olduğu için E, B'de kök 5 olur. Hemen kenarda şunu göstereyim. Bakın burası artık 2 kök 5. Burası 6. Böyle diki indiriyorum. Evet. Burada bir de şurası da 2 kök 5 olduğundan Pisagor'dan 36'dan 20'yi çıkar 4. Buraya A dersen burası da A olur. Artık A 4 artı A. Orta tabandan dolayı 4 artı A artı A bölü 2 eşitleri 3'ten A'yı 1 bulduk. A'yı 1 bulunca burası 5 geldi. Üçgenin alanı 5 kök 5 bölü 2 oldu. B şıkkı. Kiskenar yamukta köşegenler eşittir. Böylece şu alakasız duruyor ya şu an DB ile KA. Çizersin bu köşegeninde. Böylece bakın birbirine eşit olur. Bunlar bir de ikiz kenar yamukta hemen köşegenlerden dolayı hatırlayalım. Bu açı alfa ise bu açı alfadır. Bu beta ise bu da betadır. Bu yüzden 70 derece olacak. İkiz kenardan KCA X. İki iç bir dış yapmayı unutma. KCA üçgeninde o da 70 derece. X eşittir 35. E şıkkı. Evet, burada arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Dışarıdan tamamlamayı ben önemsiyorum. Böyle dışarıdan tamamlarsak bir, Z'den dolayı P açısıyla B açısı aynı olur. Haliyle bakın ikiz kenar üçgen gelir. PC ile PD birbirine eşit olur. PC ile PB pardon. Buraya 3 olur. Kelebek benzerliğinden dolayı bakın burası da 3 olur arkadaşlar. Şimdi bizden X'i istiyor. Tamam. Burada bir de şöyle dikindirdiğimiz zaman şu 3'ü kaldırayım buraya 2 yazayım buraya 1 yazayım. Böylece 25'ten 1 çıkarsa 24 2 kök 6 olur. Tabii ki orta noktadan kök 6 kök 6 ayrılacak. Artık x kare de buradan ab toplamda malum 2 artı 1'den 3 zaten. 9 artı 6 15 oldu. x eşittir kök 15 oldu buradan b şıkkı. Şimdi iki adımda çözeyim size. 1. 135 derece 90 derece. Bunlar biraz özel açıya. Biraz ezberimsi bir çözümle C'den şöyle bir paralel çekiyorum. Nereye? DB'ye. Burası paralel olduğu için yöndeş açılar eşittir. 135 derece dedim C açısına. Şöyle C'nin tamamı orada. KCB değil de KCP. Haliyle DB 7 verildiği için paralelden BP, CP de 7. Burada arkadaşlar aynı zamanda AC de soruda 5 kök 2 olarak verilmiş. Şimdi artık burayı lütfen izleyin. Burası AC 135 derece e, PC burası 7 135 derece olduğu için 5 kök 2 de var dışarıdan tamamlıyorum böyle. Burası 5 burası 5 5 12 13 üçgeni oldu gördünüz mü? O zaman arkadaşlar bu AP'nin de 13 olmasından yararlanarak aslında bir 5 12 13 üçgeni yapacağım. Şimdi bu aradaki uzaklık DC ile AB arasındaki uzaklık yüksekliği soruyor demek bana. Yani bu yüksekliği bulmam lazım. Yüksekliği de nasıl bulacağız? H çarpı 13 bölü 2 de üçgenin alanıdır. 5 çarpı 12 bölü 2 de üçgenin alanıdır. Bu yüzden haliyle kaç oluyor burası? 30 bölü 13. Bak şimdi şu yüksekliği renkle de bir göstereyim. Bu yüksekliği şimdi kaç bulduk? 30 bölü 13. Doğru mu? 60 bölü 13 pardon. Affedersiniz. 60 bölü 13 bulduk. Şimdi benden ama C ile bir nevi C'den inen bak bu C'den inen yüksekliği istiyor. Onun için de temel benzerlik 60 bölü 13 şöyle bulmak istediğimiz uzunluğa X diyelim. Temel benzerlik 7 bölü 12. Böylece X eşittir ters çevirirsem 13 bölü x eşittir 7 bölü 12. Bunlar sadeleşecek 5. 35 bölü 13'müş arkadaşlar e şıkkı. 2 dedim ama 3 adımda çözdük soruyu.